Evet dostlar, tekrardan merhaba. Artık matematik öğretiminde son dersimize geldik diyebiliriz. Hatırlıyorsanız çarşamba günü dersimizin konu anlatım kısmını bitirmiştik. Dün soru çözümü yaptık. Bugün de yine soru çözümü yapacağız. Artık bundan sonra uzun süre matematik öğretimini bir kenara kaldırmış olacağız. Bugün biraz daha çıkmış sorulara eşdeğer sorular da çözeceğiz. İlk başta bu eşdeğer sorularla başlayacağız. Sonrasında yine konu anlatımımıza uygun konuları kavrayacağımız sorulara bakacağız. Ve dediğim gibi sonrasında da artık matematik öğretimini rafa kaldırmış oluyoruz. Şimdi dilerseniz başlayalım. Buna göre Songül'ün kesirleri karşılaştırırken kullandığı strateji aşağıdakilerden hangisidir? Hemen paragrafımıza bakıyoruz. Mehmet öğretmen öğrencilerine 4 bölü 10 ile 3 bölü 10 kesirlerinden hangisi daha büyüktür sorusunu sormuştur. Öğrencilerden Songül bu soruya burada kesirlerin biri 1 yarıma 1 birim uzakken diğer kesir yarıma 2 birim uzaktadır. 4 bölü 10 kesri daha büyüktür cevabını vermiştir. Şimdi teker teker bakalım. Aynı büyüklükteki birim kesirlerden daha fazla olma. Biz aynı büyüklükteki birim kesirlerden daha fazla olmaya ne demiştik arkadaşlar? Şimdi elimizde 1 bölü 3 birim kesir var mesela. Tamam, çok güzel. Bu birinci tarafımızdı. İkinci taraf için ne dedik? 1 bölü 3 birim kesirinden 2 tane var. Yani burası 2 bölü 3. O zaman ne oluyordu karşılaştırmamızda? Burası daha büyük oluyordu değil mi? Evet. Peki soruda Songül isimli öğrencinin kullandığı strateji buna benziyor mu? Hayır. O zaman cevap A değil. Burayı eledik. Bakıyoruz. Aynı sayıda ancak farklı büyüklüklerde birim kesirler olma. Bakalım aynı sayıda ancak farklı büyüklüklerde birim kesirler olma. İki tarafımız var yine. Bir tarafta 1 bölü 3 birim kesri, bir tarafta 1 bölü 2 birim kesri var. Yine 2 birim kesir üzerinden karşılaştırma yaptık. Buraya daha büyük dedik. Songül'ün yaptığı strateji yine buraya benziyor mu? Hayır. Eliyoruz. 1 yarımdan daha fazla olma. Bu yarımdan daha fazla olmayı şöyle özetleyebiliriz hemen. Bakın. Öğrencinin elinde 6 bölü 10 kesri var. Ve 7 bölü 10 kesri var. Bakın bizim soruda kullandığımıza yine benzemiyor değil mi? Neden? Bu sefer yarımdan daha fazla, yarımdan daha uzak olan, yarımdan daha büyük olan daha büyüktür. Bizim sorumuzda böyle mi? Hayır. C seçeneği de değil. D'yi geçiyorum. E seçeneğine bakacağız. Bir bütüne yakın olma. Şimdi bütüne yakın olmada da yine buranın üzerinden gidelim. 9 bölü 10 ve 8 bölü 10 kesirlerimiz var. Burada öğrenci diyecek ki bir bütüne bir birim uzaklıkta, bir bütüne iki birim uzaklıkta, o zaman burası daha büyüktür. Biz bütün karşılaştırması yapmış mıyız? Hayır. E seçeneğini de eliyoruz. Bir yarıma yakın olma. Bir yarıma yakın olmadı arkadaşlar, görüyorsunuz bakın. Burada yarım ne olur bizim için? Payda 10'sa yarım 5 bölü 10'dur değil mi? Öğrenci şöyle bir karşılaştırma yapıyor. Ya diyor yarım 5 bölü 10. Bizim elimizde bir 4 bölü 10 var. Bir de 3 bölü 10 var. Burası bir birim daha artsa neredeyse yarım olacak. Buranın yarım olmasına ise hala iki birimi var. O zaman diyor 4 bölü 10 daha büyüktür. Doğru cevap da ne oluyor? D seçeneği, bir yarıma yakın olma. Birinci sorumuz buydu. 2020'de buna benzer bir soru çıkmıştı. Ondan esinlenerek yazılmış bir soru. Şimdi devam ediyoruz. Canan öğretmen bir çokluğun 4 bölü 3 kadarını temsil eden aşağıdaki modeli öğrencilere göstererek 2 bölü 3'e karşılık gelen modeli oluşturmalarını istemiştir. Tamam. 4 bölü 3'e temsil eden kesrimiz burası. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 2 bölü 3'e karşılık gelen modeldir? Bakın şimdi paydamız ne arkadaşlar? 3 değil mi? Ne yaptık? Hemen tak geldik. 3'e böldük değil mi? Gördünüz. Sonra bundan 1, 2, 3 ve 4 tane almışız. Buradan 4 bölü 3'ü elde etmişiz.
Şimdi buradan 2 bölü 3'ü elde etmek istediğimizde o zaman şu ikisini çıkartırsak 2 bölü 3'e ulaşmış olmuyor muyuz? Yine 3 parçaya böldük. 1 aldık, 2 aldık. Değil mi? O zaman cevabımız ne oluyor? E seçeneği. Tabi bu şekilde olmak zorunda değil. Bunu şu şekilde de ifade edebilirdik. Bakın. Bu şekilde de ifade edilebilirdi. Bölünmüş, 4 parça alınmış, 2 parça almamızı isterdi. O zaman şunu yapabilirdik. Ancak bize nasıl verilmiş? Bu şekilde verilmiş. Ondan dolayı yola buradan çıkıp 2 bölü 3'ü buluyoruz. Doğru cevabımız E seçeneği. Burası 1 tama eşit geliyor. 3 bölü 3'ten 1. Burası zaten aradığımız değil. Yine aynı şekilde ve yine aynı şekilde. Buraların paydaları buna göre oranladığımızda buranın paydasının 2 olması gerekiyor. Buranın da 4 değil mi? Zaten bunlar direkt olmuyor. Burası da bize bir bütünü verdi. Doğru cevabımız E seçeneği. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Bir sınıf öğretmeni 4. sınıfın ilk haftasında öğrencilerin doğal sayılar alt öğrenme alanına ilişkin neleri hatırladığını öğrenmek için bir test hazırlamak istemektedir. 2018 ilkokul matematik dersi öğretim programı temel alındığında bu testte öğretmenin 1. nesne sayısı 100'den az olan bir çokluğu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder. 2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birler, onlar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. Kazanımlarından hangilerine yönelik soru sorması beklenir? Şimdi bakalım. Biz onluk ve birlik olarak gruplara ayırma kısmına nerede başlamıştık? 1. sınıfta temel attık. 2. sınıfa geçtiğimizde öğretmeye başladık. 2. sınıfta sayı sınırımız neydi arkadaşlar? 1. sınıfta 20, 2. sınıfta 100'dü değil mi? Tamam, çok güzel. 100'e kadar onluk ve birliğe ayırdık. 4. sınıfa gelmeden 2. sınıfta zaten bunu öğrenmişiz. 4. sınıfa başlarken o zaman hazırlık olarak bunu kullanabiliriz. 2. öncül. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Bakın, 1. sınıfta sayı sınırlığımız 20. 2. sınıfta 100, 3. sınıfta 1000 değil mi? 3 basamaklı sayıları okuyor ve yazıyor 3. sınıfta. 4. sınıfta ne yapıyor? 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Biz 4. sınıfa henüz yeni başlamışız değil mi? 4. sınıfa yeni başladıysak 4. sınıftan önce neleri öğrendik, neleri hala hatırlıyoruz? Bunu öğrenmek için bu kazanımı kullanamayız değil mi? Çünkü bu zaten 4. sınıfın kazanımı. Bunu eledik. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. Evet, yine 3. sınıfta ritmik saymayla alakalı, 1000'e kadar ritmik saymayla alakalı kazanımımız var. Bu da 3. sınıfta. Ne yaptık? 2. sınıf kazanımını aldık. 4. sınıf kazanımını almadık. 3. sınıf kazanımını aldık. Doğru cevabımız ne oldu? D seçeneği 1 ve 3. Bu sorumuzu da geçiyoruz. Buna göre öğretmen öğrencilerine aşağıdaki problem yapılarından hangisini öğretmek istemektedir? Bir sınıf öğretmeni öğrencilerine aşağıdaki problemi çözdürmek istemektedir. Selen Hanım evde sabun üretimi yapmaktadır. Bir gün 65 adet sabun üreten Selen Hanım, ürettiği sabunların 25 tanesini sattığına göre elinde kaç adet sabun kalmıştır? Şimdi burada nasıl bir işlem yapacağız öncelikle? 65 sabun üretmiş ve 25'ini satmış. Kaç tane sabun kaldığını soruyor değil mi bize? Yani bizim burada yapacağımız çıkarma işlemi değil mi? Çıkarma işleminde hangi türler vardı? Ya ayırma vardı, ya ayırma, ya da karşılaştırma değil mi? Karşılaştırma. Şimdi şıklarda ayırma ve karşılaştırmaya bakmamız lazım. Tamam. Ayırma var. A şıkkı olabilir. B'yi eledik. Ayırma var. Karşılaştırma var. Karşılaştırma var. Sadece bir şıkkı eleyebildik. Peki şimdi ayırma ve karşılaştırma farkı neydi? Ayırmada tek bir ürün üzerinden eksilen veya tek bir ürün üzerinden
kalanı bulma gibi çalışmalarımız vardı değil mi? Karşılaştırmadaysa nasıl olabilir? Birinci gün 25 adet sabun üretmiş, ikinci günde 75 adet, aradaki farkı soruyor bize. İki farklı zaman diliminde, iki farklı adette üretilen ürün sayısını karşılaştırıyoruz. Burada öyle bir durum var mı? Karşılaştırma? Hayır, yok. Tamam, E ile D'yi de eledik. Şimdi A ve C kaldı elimizde. Ayırmada değişim miktarının bilinmediği durumlar, ayırmada sonuç miktarının bilinmediği durumlar. Bizim için değişim miktarı neresiydi? Burası değil miydi? Bu kadar değişiklik olmuş. Sonuç ne kadar biz onu bilmiyoruz değil mi? O zaman doğru cevabımız ne oluyor? C seçeneği. Eğer bize 65 tane ürün yapmış, daha sonrasında elinde varsayalım 30 tane ürün kalmış. Kaç tane değişim oldu diye sorsaydı, kaç ürün satmış oldu diye sorsaydı, biz 35 cevabına ulaşıp doğru cevabımıza ayırmada değişim miktarının bilinmediği durumlar diyecektik. Ancak ayırmada sonuç miktarının bilinmediği durumlara gidiyoruz. Neden? Sonucu bilmiyoruz. Evet, bu sorumuzu da geçiyoruz. 2018 ilkokul matematik dersi öğretim programı ile ilgili birinci, kesirler alt öğrenme alanı tüm sınıf düzeylerinde yer almaktadır. Evet, öyle değil mi? Birinci sınıftan itibaren başladık. 1, 2, 3, 4. Hepsinde kesirler var değil mi? Var. Bu doğru. Bakalım bize doğruyu mu yanlış mı soruyor. Doğal sayılarla çarpma işlemi alt öğrenme alanı ikinci sınıf düzeyinden itibaren yer almaktadır. Hatırlayalım. Birinci sınıfta ne vardı? Doğal sayılar vardı. Doğal sayılarla toplama işlemi, doğal sayılarla çıkarma işlemi, kesirler bu şekilde ilerliyordu değil mi? Birinci sınıfta çarpma ve bölme yoktu. Ancak ikinci sınıfta çarpma ve bölme işlemi ekleniyor mu? Ekleniyor. Doğru. Üçüncü öncül, kesirlerle işlemler alt öğrenme alanı üçüncü sınıf düzeyinden itibaren yer almaktadır. Hatırlayalım. Bakın. Kesirler alt öğrenme alanı ne dedik? Dört sınıf düzeyinde de var dedik değil mi? Ancak öğrenci birinci sınıfta başladı mı kesirlerle işlemlere? Hayır. İkide başladı mı? Hayır. Üçüncü sınıfa geçti. Artık başlıyor mu? Üçüncü sınıfa geçtiğinde kesirlerle işlemler alt öğrenme alanına ait kazanımlar üzerinde çalışmaya başlanıyor mu? Hayır. Nerede başlıyoruz? Dördüncü sınıftan itibaren kesirlerle işlemler alt öğrenme alanına bakıyoruz. O zaman üçüncü öncül yanlış. İfadelerinden hangisi doğrudur demiş. Neleri seçtik biz doğru olarak? 1 ve 2. Doğru cevap ne? Bursa. 1 ve 2. Bu sorumuzu da kenara kaldırıyoruz. Van Hal geometrik düşünme düzeyi ile alakalı bir soru var. Öğrencinin bu ifadesi Van Hal'ın geometrik düşünme düzeyinden hangisine karşılık gelir? Matematik dersinde öğrenci kare bir dikdörtgendir. Çünkü karşılıklı kenarları paralel ve diktir ifadesini söylemiştir. Şimdi düzeyleri teker teker hatırlayalım. Birinci düzeyde ne vardı arkadaşlar? Birinci düzey neydi? Birinci düzey acaba öğrenciler sadece şekillerin görselleriyle mi ilgileniyorlardı? Şeklin görseli karşıda nasıl gözüküyor? Bununla mı ilgileniyordu? Mesela öğrenci şunu diyor muydu? Bu bir çatıya benziyor. Bu bir kapıya benziyor. Bu şekilde benzetmeler yapıyordu değil mi öğrenci? Evet. Şeklin sadece görüntüsüyle ilgilendi. O zaman ne yapıyoruz? Birinci düzeyi eliyoruz. Neden? Burada şeklin görüntüsüyle mi ilgilenmiş? Şeklin bir geometrik özelliğinden bahsetmiş değil mi? Karşılıklı kenarları paralel ve diktir demiş. İkinci düzeye geçtik. İkinci düzeyde ne vardı? Öğrenci artık geometrik şekillerin çeşitli özelliklerini bilse de birbirleriyle eşleyemiyordu değil mi? Eşleştirme, özellikleri bir arada değerlendirme var mıydı? Yoktu. Ancak burada ne yapmış öğrenci? Karşılıklı kenarları paralel ve diktir diyebilmiş değil mi? İki özelliği bir arada kullanmış. Değil mi? İkinci düzeyde bu yoktu. İkinci düzeyi de eliyoruz. Geliyoruz üçüncü düzeye. İşte aslında aradığımız düzey, üçüncü düzey. Öğrenci burada ne yapacak? Öğrenci artık burada geometrik şekillerin özelliklerini
Bir arada değerlendirecek. Bir arada değerlendirecek. Çok güzel. Bakın ne yapmış öğrenci burada? Paralel ve diktir. Birbirinden farklı iki özelliği bir arada değerlendirmiş zaten burada, değil mi? O zaman doğru cevabımız ne oluyor? C seçeneği, üçüncü düzey. Zaten hatırlıyorsanız bu çok klasik bir cümledir. Karenin bir dikdörtgen olduğunu öğrenci artık üçüncü düzeyde anlamaya başlar. Bu bizim için bir klasiktir. Ha, sınavda karşımıza bu şekilde çıkar mı? Direkt der mi? Kare bir dikdörtgendir. Hayır demez. Ancak ne yapar? Öğrenci artık üçüncü düzeye gelmiştir. Öğrenci üçüncü düzeye geldiyse aşağıdaki cümlelerden hangisini söyler der. Üçgen bir çatıya benziyor. Birinci düzeydir. Daha sonrasında üçgenin ya da karenin karşılıklı kenarları paraleldir der. Tamam. Ya da karşılıklı bir açısı 90 derecedir der. Tamam. Burası da tamam. İkinci düzey. Üçüncü düzeye geçer. Bu sefer der ki karşılıklı kenarlar paralel ve diktir der. İşte bu bizim için üçüncü düzey olur. Öğrencinin kullandığı ifadeler üzerinden de bu soruyu sorabiliriz. Daha önce zaten ÖSYM'nin de bu şekilde soruyu sormuş olduğu durumlar, çıkmış sorularımız var. Bu şekilde de değerlendirebiliriz. Dördüncü düzey ve beşinci düzey için ne dedik? Bura zaten bizi ilgilendirmiyordu, değil mi? Neden ilgilendirmiyordu? Dördüncü düzey, beşinci düzey artık lise kademelerinde öğrencilerin geçtiği düzeylerdi. Bu düzeyler ilkokul öğrencilerinde mevcut değildi. Ondan buralarla zaten direkt ilgilenmiyorduk. Şimdi yeni bir soruya geçiyoruz. Bakalım. 19 artı 38 artı 29 artı 46 eşittir soru işareti işleminin sonucunu tahmin etme sürecinde öğrenci, bakın öğrenci ne yapmış? 19 almış, 46'yı almış, 20, 50 demiş, 70 demiş, 29'u almış, 38'i almış, bakın 29 için 30'u kullanmış, 38 için 40'ı kullanmış, yine 70 demiş. Daha sonrasında 70 ve 70'i toplayarak 140 sonucunu tahmin etmiş. Şimdi burada bize neyi soruyor? Aşağıdaki işlemsel tahmin stratejisinden hangisini kullanmış? Hangisi olabilir? Bakın burada bir yuvarlama var aslında, değil mi? 19'u 20'ye yuvarlamış, 46'yı 50'ye yuvarlamış. Yuvarladı diye, yuvarlama işlemi yaptı diye peki buna direkt yuvarlama deyip geçecek miyiz? Hayır. Neden? Bakın özel bir tahmin stratejimiz var yine. Bunun adı ne? Uyuşan sayıları kullanma stratejisi. Hemen doğru cevabımızla başlayalım. Ne dedik? Yuvarlama yapmış ama yuvarlamadan önce daha değerli burada kullandığımız bir stratejimiz var dedik. Uyuşan sayılarda ne yapıyordu öğrenci? Bakın 19 ve 46'ya bakıyor. İkisinin toplamının tahmini 70'e yakın olduğunu görüyor. Buraya 70 dedi. İki uyuşan sayıyı kullandı. Daha sonrasında yine iki uyuşan sayıyı kullanıp bu ikisi de 70 ediyor ya dedi. Hemen baktı 30'a 40'a yuvarladı. 70 dedi. Sonrasında toplayıp 140 sonucunu tahmin etti. İşte burada bakın sonuç ne? İki tane 70 yarattı, değil mi? Burada işte öğrenci uyuşan sayıları kullandı. Uyuşan sayıları kullanma, zihinden hesaplanması kolay olan sayıları gruplandırarak işlemin yapılmasıdır. Bakın iki tane grup oluşturdu, değil mi? Öğrenci iki grup oluşturdu. 70-70, sonuçta da topladı, 140'a ulaştı. Tamam, bunu uyuşan sayıları kullanma dedik. Peki gruplandırma da yaptı dedik. Gruplandırma yaptıysa niye B seçeneği değil? Yuvarlama olmadığını söyledik. Çünkü daha farklı bir strateji olduğunu söyledik burada. Peki gruplandırma niye değil? Bakın bizim derste bir dipnotumuz vardı, değil mi? Gruplandırmada ne yapıyorduk? Verilen bütün sayılar belli bir değere yakındı. Mesela hepsi 100'e yakın 4 sayı verilmiş. Bunların hepsini tek grup olarak görüyor. 100 çarpı 4 yapıyorduk, değil mi? Gruplandırmada. Tek bir grup oluşturduk, bakın unutmayın. Tek bir grup oluşturduk. Bunun üzerinden işlem yaptık. Ancak uyuşan sayılarda biz burada ne yaptık? Birinci grup, ikinci grup. İki farklı grup oluşturduk. Ve uyuşan sayıları kullanma stratejisine değinmiş olduk. Bu sorumuzu da geçiyoruz. Evet, bir kavram yanılgısı sorusu. Derslerimizde kavram yanılgılarını da işlemiştik. Bakalım neyi sormuşuz. Öğrencilerin içinde bulunduğu kavram yanılgısı aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmen öğrencilere matematik dersinde verilen geometrik şekillerden
hangisi dik üçgendir sorusunu sormuş. Öğrencilerin çoğu sadece birinci şekli cevap olarak söylemişler. Tamam. Bakalım şimdi. Aşırı genelleme neydi? Aşırı genelleme, elimizde bir kural var. Bir konuyla ilgili bir kural var. Mesela dedik ki ilk başta 10 çarpı 5 çarpma işlemi sonucu büyüttü dedik. Değil mi? Öğrenci bunu öğrendi. Daha sonrasında negatif sayılarla çarpma işlemine geçtik. Öğrenci buraya geldiğinde sonuç eksi 50 büyümesi lazımdı. Yok ya, yine büyür der. Burada bir genelleme yapmış olur, değil mi? Neden? Çarpma işlemi her zaman sonucu büyütmüştür der. Veya şöyle bir yine genelleme türümüz var. Nedir? Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir, değil mi? Mesela 4'ün sıfırıncı kuvveti 1. 5'in sıfırıncı kuvveti 1. Tamam. Sıfırın sıfırıncı kuvveti 1 mi? Değil. İşte öğrenci bakın. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir şeklinde genelleme yapıyor. Sıfırın sıfırıncı kuvvetine geldiğinde sıkıntı yaşıyor. Aşırı genelleme. Yine burayı 1 olarak tahmin ediyor. Oysa ki değil. Bakın ne yapmış? Genelleme yapmış. Öğrencinin burada yaptığı bu mu? Tek bir tanesini seçmiş. Oysa ki hepsini seçmiş olması gerekiyordu, değil mi, aşırı genelleme yapmak için? Veya dik üçgen olmayanları bile seçmiş olması gerekiyordu. Burada farklı bir durum var. A seçeneği değil. Kısıtlı algılamaya bakalım. Kısıtlı algılama neydi? Matematik dersinde verilen bir kavramın olması gerekenden daha zayıf şekilde algılanmasıydı, değil mi arkadaşlar? Buna ne üzerinden örnek vermiştik kısıtlı algılamaya? Hatırlıyorsanız kesir takımları üzerinden örnek vermiştik, değil mi? Bakın öğrenci bunun tamam 1 bölü 2 olduğunu biliyor. Öğrenmiş. Ancak şekil değiştiğinde bunu 2 parçaya değil de 4 parçaya ayırdığımızda ve şu 2 parçayı aldığımızda öğrenci buranın yine 1 bölü 2 olduğunu anlayamıyor, göremiyor. Burada problem kavramın daha zayıf algılanmasıyla alakalı. Öğrenci burada bu problemi yaşıyor. Bizim problemimiz buna benzer mi? Hayır. Değil mi? Burada ne yaptık? Yine 2 aynı. Aslında aynı sonuç. Ancak sadece şekil farklı. Öğrenci burada böyle bir hata yapıyor. Oysa ki bizdekine sadece tek birini seçmişiz. Kısıtlı algılamada değil o zaman. Olumsuz transfer diye bir kavram yanılgısından bahsettik mi? Hayır, bahsetmedik, değil mi arkadaşlar? Olumsuz transfer nerede vardı? Eğitim bilimlerinde vardı, değil mi? Biz matematik öğretimini çalışırken olumsuz transfer diye bir şeye bakmadık. O zaman D seçeneği de değil. Yanlış tercüme. Yanlış tercümeye ne demiştik? Yanlış tercüme neydi? Öğrencilerin verilen bir problemi matematik cümlesine çevirirken yaptığı hatalardı, değil mi? Evet. Mesela biz öğrenciye dedik ki bir sayının 3 katının 4 fazlası bilmem nedir. Ne dedik? Bir sayının 3 katının 4 fazlası eşittir soru işareti. Ne oldu önemli değil. Öğrenci bunu nasıl yazdı? X artı 4'ün 3 katı dedi. Öğrenci yanlış bir tercümeye gitti. Veya biz öğrenciye şu şekilde verdik soruyu. Bunu bir problem cümlesine çevirmesini istedik. Öğrenci bize dedi ki bakın burada normalde demesi gereken ne? Bir sayının 4 fazlasının 3 katı diyecek, değil mi? Ancak öğrenci ne dedi? Bir sayının 3 katının 4 fazlası dedi. Önce bir sayının 4 fazlasının 3 katı demesi gerekirken bir sayının 3 katının 4 fazlası dedi. Bunu öğrenci matematik cümlesine çevirirken de, matematik cümlesini sözel bir probleme çevirirken de hata yapması ne oldu? Yanlış tercüme oldu. Son seçeneğimiz aşırı özelleme. Bakalım aşırı özelleme neymiş? Aşırı özelleme belli bir konuya ait matematik kuralını o konu içerisindeki tek bir kısma ait olduğunu düşünerek yorumlamak ve sadece o kuralın orada olduğunu düşünmek. Bakın şimdi biz öğrenciye ilk başta dik üçgeni nasıl öğrettik? Bu şekilde öğrettik. Öğrenci bunu öğrendi. O zaman diyor ki dik üçgenin iki kenarı biri tabanda olur, biri de bu tarafta olur. Başka şekilde dik üçgen oluşamaz diyor. Oysa ki dik üçgen sadece öyle mi? Bakın buradaki açımız da bir dik açı, dik üçgen değil mi? Veya dik kenarlar bu şekilde gelmiş. Hipotenüs bu şekilde. Bu da bizim için bir dik üçgen değil mi? Evet, normalde dik üçgen değil mi? Ama öğrenci kafasında dik üçgeni nasıl kodlamış?
Sadece bu şekilde. Sadece bu şekilde kodlamış değil mi? Yani bunun özel bir durum olduğunu düşünmüş. Bunu diğer durumlara genelleyememiş. Öğrenci genelleme yapamamış. Tek bir durumda, tek özel bir durumda kalmış. O özel durumumuz da ne? Bu. Bakın, aşırı genellemede öğrenci bir kuralı her yerde kullanıyor. Genelleme yaptığında bu kural bazı konunun bazı kısımlarında olmasa bile öğrenci o kısımlarda da o kuralı kullanıyor. Ancak aşırı özellemede kural birkaç yerde geçerli. A noktasında geçerli, B noktasında geçerli, C'de geçerli, D'de geçerli. Biz öğrenciye A'da öğrettik bu kuralı. Öğrenci sadece A'ya ait olduğunu düşünüyor. B'yi, C'yi, D'yi düşünmüyor. Yani tek bir durumu özelliyor. O yüzden cevabımız aşırı özelleme oluyor. Bu sorumuzu da geride bıraktık. Bakalım sorumuz neymiş? Kesir modelleriyle alakalı kısa öğretici bir soru. Hemen hatırlayalım. Verilen görsel kesir modellerinden hangisiyle açıklanır? Şimdi teker teker bakalım. Bölge modeli neydi? Bölge modelini biz nasıl çizmiştik? Hemen şuraya çizelim. Bölge modelini. Bak. Yine bir dikdörtgenimiz var. Ve bu dikdörtgeni 4 eş parçaya bölüp bir parçasını alabiliriz. İki parçasını alabiliriz. Bölge modeli buydu değil mi? Yani geometrik şeklin hem bak hem şekli aynı, birebir aynı, hem de kapladığı alan aynıydı bölge modelinde. Tamam, bu değil o zaman. Bakalım başka ne var? Küme modeli var. Küme modeli neydi arkadaşlar? Şu şekilde ifade etmiştik. Bir küme içerisinde 5 adet bilye var. Pardon. Evet, 5 adet bilye olsun. Ve bunlardan 2 tanesi mavi renkli olsun. Bakın, küme modeli üzerinde 2 bölü 3'ü gösterdik değil mi? Veya bir parçanın bütün oranı 2 bölü 5 diyebildik. Bu da bizim için küme modeliydi. Sayı doğrusu modeli var. Direkt sayı doğrusu üzerinde gösteriyorduk. Sıfırdan başladık. Sıfır noktası şurası olsun. 1 bölü 5 kesri, 2 bölü 5 kesri, 3 bölü 5 kesri, 4 bölü 5 ve son olarak 5 bölü 5 yani 1 değil mi? Bu şekilde kullandığımız kesirler neydi? Kesir modelleri sayı doğrusu modeliydi. Bu şekilde istenen kesire ulaşabiliyorduk. Bizden 3 bölü 5'i istediğinde varsayalım ki bu şekilde ulaşıyorduk buraya. Tamam değil. Bir kesir takımı demiş. Kesir takımı zaten genel bir isim değil mi? Kesir takımları, çeşitli kesir takımları kullanıyoruz dersleri anlatırken. Ama bunlar birer model olmuyor. O yüzden E seçeneği de değil. Alan modeline gelelim şimdi. Bakın. Doğru cevabımız B, alan modeli. Peki alan modeliyle bölge modelinin arasındaki fark ne? Aslında bakın. Alan modelinde de tıpkı bölge modelinde olduğu gibi basit geometrik şekillerin parçalara ayrılmasıyla ortaya çıkan bir model. Burada da basit bir geometrik şekilde parçalara ayırdık. Burada da. Ancak alan modelinin bölge modelinden farkı parçaların aynı alana sahip olmasına rağmen aynı şekle sahip olmaması. Bakın burada hem alanları eşit hem de şekilleri eşit değil mi? Ancak buradaki modelde şekiller birbirinden farklı. Burada dikeye uzayan bir dikdörtgen varken burada yataya uzayan. Şurası 2 birim diyelim. Şurası 1 birim. Şurası 1 birim. Yine şurası 2 birim olsun. 1 1 diye ayırmış. 2 diye ayırmış. 1 bölü 2'li aldı. 1 bölü 2'li aldı. Alanlar aynı. Tamam alanlar aynı ama şekilleri farklıysa biz işte buna alan modeli diyoruz. Bölge modelinde ise hem alan aynı hem şekil ayrı. Bu önemli bir nokta. Burası da tamam. Yeni bir sorumuza geçiyoruz. Öğrencinin sorunun çözümünde kullandığı problem çözme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Bir madeni para 3 kez üst üste atıldığında 2 yazı bir tura gelme olasılığı nedir şeklinde bir problem durumu verilmiştir. Çözüm olarak yazı yazı yazı, yazı yazı tura, yazı tura yazı, tura yazı tura, tura yazı yazı, tura tura yazı, tura 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 şeklinde dönüştürülmüş. Öğrenci burada neyi kullanmış? Bakalım. Tahmin ve kontrolü kullanmış mı?
Tahmin ve kontrol için biz ne demiştik? Hatırlıyor muyuz? Tahmin ve kontrolde bakın bir sonuç vardı elimizde. 51 sayı atmış mesela bir basketbolcu. Bir basketbolcu için biz nasıl vermiştik bunun örneğini? 51 sayı atmış. Bunun kaçı 3 puan, kaçı 2 puanlık atışlardır dedik değil mi? İşte 10 tane üçlük, geriye kalanların bir kısmını işte ikilik olarak denedik. Sonra 11 üçlük ve bir eksiğinde ikilik sayı denedik. Ama bütün sonuçları yazdık mı? Yazmadık. O zaman tahmin ve kontrol değil. Benzer problemden faydalanma. Daha önce yapılan aynı şekildeki problemlerin çözümünden faydalanarak problemin çözülmesi durumuydu bu. İsminden anlaşılıyor zaten. Var mı böyle bir durum? Öğrenci daha önce çözdüğü bir problemden yola çıkarak mı bu çözüme ulaşmış? Hayır, değil. Geriye doğru çalışma. Geriye doğru çalışma neydi? Yine sonucu bilinen çalışmalarda yapılıyordu değil mi geriye doğru çalışma? Sonuç 50 ise başta kaç elma vardır demiştik buna. Geriye doğru gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Baştaki elma sayısını buluyoruz. Toplam da olabilir, çıkarma işlemi de olabilir, önemsiz. İlk baştaki elma sayısını bulduk. Bizden bunu istemiş mi? İstememiş. Sistematik liste yapma, örüntü oluşturma. Şimdi bakın, burada şöyle önemli bir nokta var. Örüntüye de benziyor aslında değil mi? Hani örüntüler de bu şekilde devam eder. Sonra yazı yazı yazı, yazı yazı tura şeklinde devam etmiş olabilir. Ancak biz örüntü oluşturmada bütün sonuçları listeliyor muyduk? Bütün sonuçları listeliyor muyduk? Peki örüntü oluşturmada bu şekilde bütün sonuçları listeleyip olasılık ihtimaline bakıyor muyduk? Hayır, değil mi? Örüntü oluşturmada öyle bir durum yoktu. Sistematik listede ne yapıyorduk peki? Muhtemel bütün durumları listeledik. İki yazı bir tura gelme olasılığına baktık. Nerede? İki yazı bir tura. Burada bir tane var. Muhtemel kaç durumumuz var? Buradaki örnek tabii ki varsayalım 7 tane de durumumuz var. O zaman öğrenci diyor ki 1 bölü 7'dir hocam. İşte bu şekilde muhtemel durumların tamamını listeleyip bizden isteneni çektiğimizde sistematik liste yapmış oluyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği. Sorumuzu da geçtik. Bakalım. Matematik öğretim programında uygulanmasına dikkat edilmesi gereken ilkeler vardır. Bunlardan birinci, ders kitaplarında ünitelerin genel sıralaması değiştirilmez. İkinci, ünitelerin kapsamındaki kazanımların yeri değiştirilebilir. Üçüncü, sınıf seviyesine göre kazanımlar birleştirilerek öğretilebilir. Ve dördüncü, gerekli görüldüğünde bir kazanım başka bir ünitenin içinde verilebilir. Hangilerinin doğru olduğu söylenebilir demiş. Birinci öncülden itibaren bakalım. Şimdi programda ne diyordu? Ders kitaplarında ünitelerin genel sıralamasında bir değişiklik yapmamak kaydıyla değil mi? İlk cümlemiz böyle başlıyordu değil mi? Ne dedik? Ders kitaplarının ünitelerin sıralaması değiştirilmez. O zaman burası doğru. Peki ders kitaplarında ünitelerin genel sıralamasında bir değişiklik yapmamak kaydıyla ünite içindeki kazanımların veriliş sırasında değişikliğe gidilebilir. Bakın ne dedik? Ünite içerisindeki kazanımların veriliş sırasında değişikliğe gidilebilir. Ünitelerin kapsamındaki kazanımların yerleri değiştirilebilir. O zaman bu da doğru değil mi? Programda bu şekilde geçiyordu. Peki sınıf seviyesine göre kazanımlar birleştirilerek kullanılabiliyor muydu? Evet, değil mi? Yine programda yazan cümleydi bu. Bunu da onayladık. Gerekli görüldüğünde bir kazanım başka bir ünite içinde verilebiliyor muydu? Evet, bu da verilebiliyordu. Peki tamam, ünitelerin kapsamındaki kazanımların yerlerini değiştirdik. Burada bir esnekliğimiz vardı. Peki esnekliğimiz başka neyde vardı? Esnekliğimiz başka neyde vardı arkadaşlar? Kazanımların süresinde de esneklik kullanabiliyorduk değil mi? Mesela bize örnek olarak 3 haftalık bir program vermiş birinci kazanım için. Biz bunu 2 haftaya indirebiliyorduk değil mi? Neye göre indirebiliyorduk? Öğrencilerin bireysel durumlarına göre değil mi? Bizim sınıfımız ileride olan bir sınıf. Bu kazanımı zaten kazanmaya müsait. 2 haftada kazanabiliyor. O zaman biz burada değişiklik yapabiliyorduk. Esnekliği burada da kullanabiliyorduk. Ne dedik? Bütün öncülerimiz doğru dedik. Doğru cevabımız da E seçeneği. Ve geldik son sorumuza.
Son sorumuzda yine bir problem durumu ve hangi problem türünün kullanıldığına dair bakalım. Verilen problem durumunda hangi ilişki durumu kullanılmıştır? Problem. Kantinde birinci teneffüs 9, ikinci teneffüste 5 tane simit satıldı. Kantinde toplam kaç tane simit satıldı? Bakın bunu matematik cümlesine de çevirmişiz. 9 artı 5 demişiz. Çok güzel. Tamam. Peki. Biz burada toplama işlemi yaptık değil mi? Toplama işleminde hangi işlem türleri vardı? Bir birleştirme vardı. Birleştirme. Bir de parça, bütün değil mi? Bu toplama işlemindeydi. Çıkarma işleminde ne vardı? Ayırma vardı ve karşılaştırma vardı. Karşılaştırma. Bize matematik cümlesinde zaten direkt vermiş. Burada bir toplama işlemi var. O zaman biz ya birleştirmeye bakacağız ya da parça bütün ilişkisine bakacağız değil mi? Evet. Bakıyorum birleştirme var olabilir. Birleştirme var olabilir. Birleştirme var olabilir. Aa, ayırma demiş. Ayırma demiş değil mi burada? O zaman bunu sildim. Neden? Ayırma bir çıkarma işlemi türüydü. E seçeneğiyle ayırma. Bunu da eledim. Şimdi birleştirmede değişim bilinmeyen, sonuç bilinmeyen, başlangıç bilinmeyen. Bunların örneklerini derslerde vermiştik. Değişim bilinmeyen neydi? Başta ne kadar olduğunu biliyoruz. Daha sonrasında ne kadar eklendiğini bilmeyip sonucu biliyoruz. Bu değişim bilinmeyen de değil mi? Başlangıç bilinmeyen, baştaki miktarımızı bilmiyoruz. 3 daha eklendi, 8 oldu. Peki sonuç bilinmeyen neydi? İşte sonuç bilinmeyen tam olarak buydu arkadaşlar. Birinci teneffüste 9 satılmış, ikinci de 5 tane daha satılmış. Peki totalde toplamda kaç simit satılmış? İşte bizden sonucu istiyor. Toplama işlemi ne dedik? Birleştirmede sonuç bilinmeyen dedik. Son sorumuzu da artık çözdük arkadaşlar. Matematik öğretimi dersini artık bir kenara kaldırıyoruz. Matematik öğretimini bitirdik. Önümüzdeki hafta hayat bilgisine geçiş yapamayacağız. Neden yapamayacağız? Çünkü tercih dönemi. Tercih dönemini atlattıktan sonra bir sonraki hafta inşallah bir aksilik olmazsa artık hayat bilgisine başlayacağız. Bir haftalık bir mola vereceğiz. Eğer konuyu ilk defa bizimle beraber çalıştıysanız, matematik öğretimini ilk defa bitirdiyseniz bu hafta bol bol soru çözmenizi istiyorum sizden. Programı sık sık inceleyin. Programda ne vardı ne yoktu. Bakın çözdüğümüz sorular daha öncesinde çıkmış sorulardı. Mesela hemen şuradan bir örneğe bakalım. Programla ilgili sorulmuş bir soru. Bakın bunun bir benzeri daha öncesinde ne olarak sorulmuş? Bir sınıf öğretmeni 3. sınıf demiş mesela. Buradaki verilen kazanımlar farklı tabii ki. Hangisi doğrudur? Hangilerine yönelik soru sorması beklenir demiş sınavda. Direkt sınavda çıkan sorunun benzeri. Bakın. Gördünüz mü? Kazanımların bazı detaylarına yönelik sorular sorulmuş o zaman değil mi? Birinci sınıfta ne var? İkide ne var? Üçte ne var? Dörtte ne var? En azından sayı sınırlıklarını bilmemiz gerekiyor değil mi? Burada sayı sınırlıklarını bilerek soruyu çözebilir miydik? Evet. Öğrenci ilk 3 sınıfı öğrenmiş. 100 demiş. Tamam. 100 ikinci sınıfta zaten. 1000 demiş. Tamam burası da 3. sınıfta. 4, 5, 6 demiş. Burası sayı sınırlılığı 4. sınıftan itibaren. En azından sayı sınırlıklarını bilelim. Bazı temel önemli kazanımları bilelim. Ki biz bunların birçoğunu dersimizde işledik. Bunları bilmek bizim için önemli. Sadece kazanımlar mı? Bakın yine çıkmış bir soru. Hemen açıyorum. Alt öğrenme alanları. Programı inceleyelim. Hangi alt öğrenme alanı, hangi sınıf düzeyinden itibaren var? Bunları görelim. Neden? Yine çıkmış soru. İnanın arkadaşlar bunu doğal sayılar... Biz sayılar ve işlemler öğrenme alanına yönelik sorduk mesela. Daha önce bu soru ÖSYM tarafından geometri öğrenme alanına yönelik olarak sorulmuş. Yani bu tarz sorular geliyor. Ya böyle ezberler gelmez, o olmaz, bu olmaz düşüncesi olabiliyor bazen. Geliyor arkadaşlar soru. Bunlar bizim için önemli. Program bizim için çok çok önemli. Dersimizin temeli matematik öğretim programı. 2018 ilkokul matematik dersi öğretim programını çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Her gün muhakkak incelemeye dikkat edelim fırsat buldukça. Ayrıca dediğim gibi soru çözümleri yapalım matematik öğretiminden. Tekrar amaçlı dersimizi izlediysek
Hatırladığımız yerler, ya ben burayı unutmuşum, çalışmamız gereken yerler nelerdir? Bunları belirleyebiliriz. Yine çözdüğümüz sorularda, aa bak bu böyle bir soruydu, ben bunu hatırlamıyorum, buraya bir çalışayım şeklinde kendinize bir fayda sağlayabilirsiniz. Artık matematik öğretimini bitirmiş bulunduk. Dediğim gibi bir hafta mola verip ondan sonraki hafta kaldığımız yerden hayat bilgisiyle de devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan hayat bilgisiyle görüşmek üzere.